Çağla şimdi bir açıklama yaptı. Büyüğümdür, saygı duyuyorum dedi. Ve kendi kendine şöyle düşünüyor. Tamam işte bu konuda sıramı savdım ben artık. Söyleyeceğimi söyledim dedi. Ama halbuki birilerinin de yarasına öyle bir tuz bastı ki dünden beri telefonlarımız susmuyor. Sosyal medya hesaplarından da yazıyorlar. Eski BES Modül yarışmacıları. Elmas mesela dün Evet. sayfasından bir yazı Çağla paylaşmış. Şikel'e seslendi. Çağla Şikel'e tepkisini dile getiriyor. Şu Evet. an telefonumuzda mı? Elmas hatta mısın? Elmas'ı bir dinleyelim. Dün Tamam. de sosyal medya Günaydın. hesabından bir paylaşım yaptı. Şimdi sesin dışarıya veriyoruz. Bir dakika. Evet, sesin yayında. Sesin yayında Elmas. Günaydın. Elmas, Teşekkürler. dün sayfandan da bir açıklama yaptın ama Evet. neye öfkelendin, neye kızdın? Yani ben Çağla Hanım'a hayranlık duyuyordum. Küçüklüğümden Sesini beri hep yazarsın. ondan ilham Açık. alarak defillerde de Açık. onun yürüyüşüyle hep podyumda yer aldım. Mesela şimdi ben Çağla Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Sor. Sor. Saygı duyduğumuz kişi acaba Erkan Özerman olduğu için mi? Yani yoksa bu savunmayı yapan kişiler zamanında o merdivenleri geçerek sustuğu için mi? Herkes susuyor çünkü kimse bir şey söylemiyor. Ben bunu yaşayan kişilerin de tamamen yanımızda olmasını istiyorum. Önceki BES Evet. modalardan. Yani ya, yıllardır pedofili suçu işleyen bir kişiye saygı duyuluyor mu acaba? Bunu Bunların sormak hepsi istedim. tabii iddialardan Evet. ibaret. Bunun da altını çizelim. Evet. İddialar intihar etti ya. Bunların kanıtı olduğu için zaten davamızı da açtık. Bu pedofili suçu Sen yalan de verip dava açtın, Barış da dava açtı ve diğer arkadaşların davası da Barış da geliyor. zaten şu anda Tabii. Barış arıyor. Barış yayındayız. Barış da hatta bir dakika İzliyorsun bekle. herhalde. Hemen sesini dışarıya yayına veriyorum. Barış, evet seni de dinliyoruz. Merhaba. Sen de Çağla'ya tepki gösteren BES Modül eski yarışmacılarından bir tanesin. Mağdurlardan bir tanesin. Hatta geçtiğimiz haftada adliyeye gittin. Suç duyurusunda bulundun Erkan Özelman'la ilgili. Evet, günaydın öncelikle. İyi Günaydın. yayınlar. Ben de bu konunun muhatabı olarak konuşmak istiyorum. Evet. Çağla Hanım'ın açıklamalarını izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Ben aldığım ahlaksız teklifleri, sözlü tacizleri içime atmayıp herkesle paylaştım ki bir başkası da bu tacize uğramasın diye çıkıp konuştum. Ama Çağla Hanım'ın bu ahlaksız tekliflere saygı duyuyor olması yarışmaya teşvik etmektir. Bir arkadaşımızın daha katılıp taciz edilmesi demektir. Tacizin kadını erkeği yoktur. Bu ahlaksız tekliflere saygı duyan zihniyetin bence kendini sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Barış. Ve şunu Evet, cevap vereceğim. Elmas. Evet, söyledim. Kendisi de modellikten gelen bir kadın. Ahlaksız teklifler kendi çocuklarının başına gelseydi, hala Erkan Özerman acaba saygı duyar Kendi mıydı? çocukları söz konusu olsaydı Çağla'yı çok iyi biliyoruz. Çok iyi bir Evet. anne. Büyük. Dünyaları yakardı. Dünyaları yakar Dünyayı vur yıkardı. Biliyorum dünyaları yeter olduğunu. Keşke, Her anne keşke. gibi ve bize bütün anneler dua ediyor şu anda. Evet. Yani mesela empati kurmasını isterdim şu an. Yani empati kursaydı Barış keşke. sen de bir Evet. şeyler söylüyorsun galiba. Barış seni de dinleyelim. Bizim de anne babalarımız var ve yani biz de bu yarışmaya katıldık. Bizim başımıza geldi ve kanıtlarımız olduğunu söyledik. Dava da açtık. Bunun üstüne hala bu insana saygı duyulur mu? Duyulmaması gerekiyor. Yani böyle bir açıklama olamaz gerçekten. Ben inanamıyorum. Ve bir kez daha üzüldüm. Böyle bir şey asla Çağla Hanım'dan beklemiyordum. Evet. Sen zaten Dediğiniz olayı, gibi konuyu küçüklüğümden ikiniz de beri yargıya hayranı olduğum taşıdınız. kadın kendisi. Tabii evet, kanıtlarımızı beraber yargıya taşıdık. Biz de Kanıt yok diyor ama takipçisiyiz zaten o davanın. yani kanıt olduğunu tüm Türkiye biliyor. Çağla Hanım da bu işin içinde olduğu için yani bu kanıtları bilmemesi Ya imkansız. böyle bu işin derken bu mesleği yaptığı Bu için demek mesleği evet, istiyorsun kanıtı yani mutlaka anladım. gelmiştir. Aynen Kanıtlarımız modellikte, olduğu oyunculukta biliyordur. ya ben de mesleği zaten bu kötü şeyler var. Evet, biliyoruz bunu, net Elmas, biliyoruz. biz neye takıldık bir de biliyor musunuz? Bilmiyorum siz de takıldınız mı? Bu konudan sanki haberi yokmuş gibi davranmasına çok takıldık. İşte Çağla Şikel program yapıyor. Çağla Şikel programa çıkmadan önce gazeteleri okumuyor mu? Günlerdir, geçen haftadan bu yana
gazetelerde yer alan bir konu. O şu. Hadi diyelim ki girmek istemiyorum. Okumuyor. Girmek istemiyorum ama başka bir şey. Hadi diyelim ki gazete okumuyor. Peki 7/24 elinde cep telefonu yok mu? Sosyal medyada videoları takip etmiyor mu? Hayır, Çağla da biliyordur. Fakat daha fazla konuşmak istemiyorum'a bir başlık bulmak için öyle bir şey söyledi. Ama bu açıklaması da bu çocukların motivasyonunu düşüren orada. Bir açıklama. Barış. Evet, bütün halk şu an bize destek oluyor. Bir dakika Elmas. Elmas bir dakika. Bizim yaşadığımız mağduriyetin halk farkında ve bunun bilincinde. Yani Çağla Hanım'ın da halkla beraber aynı görüşte olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu olaylar hepsi kanıtlı. Biz bunları uydurmuyoruz. Zaten dava da açtık. Yani daha ne olabilir bize inanması için? Ya ben Çağla Hanım... Susuyorsa bir çekincesi, bir şeyden çekiniyordur yani. Çünkü böyle bir şeye... Bir insan susmaması gerekiyor. Barış, İnsan diyorum yani. Barış, evet. Çağla'nın da o meslekte olduğu için, eskiden modellik yaptığı için taraf olmasını beklemezsin. En azından ortada bir duruş sergiler, der ki konu çok hassas, ben de o davayı takip edeceğim, hep beraber göreceğiz der. Ama o direkt taraf oluyor. Erkan Özarman benim saygı duyduğum bir büyüğümdür diyor. Evet, bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika Barış. Elmas, evet. Maalesef neye hizmet edilirse o kişi övülüyor zaten. Evet, burada, Barış, sen de... Burada kamuoyuna bakarsan, çünkü kamuoyu demek vicdan demek. Siz de sosyal medyadan gelen mesajlardan, yayınlardan sonra yapılan paylaşımlardan çoğunluğun yanınızda olduğunu zaten görüyor ve hissediyorsunuz. Tabii, çok çok mutluyuz bu konu hakkında. Hani çocuklar, siz kimseden etkilenmeyin, davanızın evet. da sonuna kadar arkasında olun. Hakimler, savcılar devam var. Devam edin. Önemli Doğru olan onlar karar verecekler. Hakkınızı aramaya devam edin. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Elmas, teşekkür ederiz. Barış, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bazı ünlü isimleri de gazetelerde ya da bir yerlerde görüyoruz. İşte düşüncelerini ya da Çağla gibi mikrofona konuştuklarında. Hala teyide ihtiyaç duyuyorlar. Bunun teyidi daha ne olabilir? Çocuk gün, saat, tarih, mekan ve şahit de olmak üzere hepsini dile getiriyor ve götürüyor bütün malzemeleri. Çok iyi bir avukatlık bürosunda gittiler. Avukatlar nezdiyle de 1-2 saat toplantıdan sonra tartıştılar. Avukatlar da dedi ki evet, bütün kanıtlar var. Savcının önüne çıktılar ve dava açılıyor. Yani bütün prosedürlerden ve adımlardan geçiyorlar. Geçtikten sonra hala kalkıp bir ünlünün, yarı ünlünün ya da ünsüz birinin, yok bir de dinlemek lazım teyit. Erkan Özerman da dinlendi. Bağır çağır hakaretlerle. Daha neye ihtiyaç var çok merak ediyorum. O anın fotoğrafı mı? Fotoğraf da var. Hayatım, onların ağızlarının tadı hiç kaç bozulmasın. Öyle deseler. Gerçekten hayır. O moddalar. Hayır, keşke deseydi ki çocuklar konu çok hassas, ben girmeyeyim. Ya da ben bu konuyla ilgili fikrimi söylemek istemiyorum. Çağla tek değil ki. Bu kadar. Çağla tek değil ki. Hiç mi telefon almadık seninle? Olayı artık bir kapatın. Kapat. Öyle mi? Size ünlü şöyle söyleyelim. Ünlü birkaç isim. Ünlü. Ben de vallahi aynı o gün. Saygı duyduğumuz. Ses tonumu duyuyorduk. Biraz yükselterek baktım ki ya yapmayın. Ya çocuklar var, gençler var. Bakın bizim evlatlarımız çok uzattınız. Yaşında, ne olacak ki filan? Onlar da çok hani bilinmiyor muydu zaten bunlar? Kardeşim var. Oğlunun kızının başına gelseydi ne yapardın? Hadi bana onun cevabını ver dedim. Biraz gerildi ipler ve kapattılar telefonu. Kendi çocuğunun başına gelince vah, başkasının evladının başına gelince bir teyit etmek lazım. Yani siz bir şey. Tacizin bir insanda açtığı yaraları bir bilseydiniz. Ya yani o yaraların çok zor iyileşeceğini de bir bilseydiniz. O yaraların kendi, onlar evlenince o çocuklarına da aktarıldığını bir bilseydiniz, utanırdınız bu söylediklerine. Gerçekten utanırdınız. Aşkım, özellikle bir sanatçımız var ki, yani saygı duyuyorduk, duyuyordum demek istiyorum çünkü artık. Telefonları arayıp niye bu kadar uzatıyorsunuz ki? Zaten bilinmiyor muydu bu şeyler? Ne gerek var şimdi bunları gündeme getiriyorsunuz? Niye bu kadar üzüldü? Zaten sıkmadı mı bu konu dedi bize. Evet. Bu kulaklar bu sözleri duydu. Kendi oğlu olsaydı eminim konu bambaşka yerlere giderdi. Sorgulamazdı bile. O ünlüye sormak lazım. Seni burada rahatsız eden şey ne? Evet. Niye tanık olduğunda bu kadar rahatsız? Tabii. O soruyu ona sorar. Doğru söylüyor. Ya da konuştukça bak Erkan Özarman o gün ne dedi? Biraz daha sıkıştırırsanız
sadece sevgilisi için güzellik yarışması yapan, para yaptıran, organize eden kişinin ismini de burada veririm dedi. Tabii, tabii. Bak şimdi şeylere bak, gideceği noktaya bak olayın. Sıkıştırdıkça başka şeyler çıkıyor. İzleyen, duyan da bana dokunmasın, aman işin ucu bana gelir, aman 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 aman. Bu nokta, bu nokta. Gençler susmayın. Kesinlikle yani, susmayın. Kesinlikle susmayın. Yani ünlüymüş, ünsüzmüş, güçlüymüş, güçsüzmüş. Bir de bu çocuklar şundan dolayı olur. Korkutuldular. Bazıları korkutuldu. Korkutulmaların nedeni de burada açıkça söyleyelim. Bak arkası güçlü bunların. Seni burada bitiriverirler. Hayır. Şey, bitti artık o dönem de bitti. Bitti. Hak, hukuk, adalet, savcı, hakim, Türk yargısı var. Türk milleti sizi var. Dinleyecek. Bir halk. Vicdan var, halk var. Halk vicdanı, kesinlikle yani. Öyle. Susmayın. İlten Çolak yazmış, bu arada ben sosyal medyada olan bitene hiç dahil olmam, mesaj atmam, beni hiç ilgilendirmez diye düşünürüm. Bu olay bambaşka. Kaç gencin hayatı karartıldı, kaç acaba? Ben de anneyim, bu olaylar hep yaşanıyordu, hep kapatılıyordu. Artık susmayın, bravo size gençler, sahip çıkıyorsunuz demiş bizim için de. Alkış emojileri koymuş. Öylesiniz. Orada 21 yaşındaki bir çocuğun acısını yüreğinde hissetmek için illa da evlat doğurmana gerek yok. Kesinlikle. Yani bu insanın burasında, şurasında. Merhametin vicdanın olacak. Benim başıma ne gelirse gelsin de şu çocuk daha yolun başında. Ben geldim gidiyorum. O kurtulsun düşüncesi olmalı. İnsanın şurasında durmalı. Mevlana, öyle işine gelince ah çocuğum işte öğretmen ona dedi ki psikolojisi bozuldu çocuğumun. Onlar böyle olmamalı falan ama bu tarafta en ağırını yaşamış. Mevlana onlar kendi çocuğu değil. Onlar ne yaparsa yapsın umurunda bile değil. Gerçek anne babalık diyor, kendi evladıyla ilgili düşündüğü şeyi başkalarının evladıyla düşünebiliyorsa. Bunda diyor çok az kadında adamda vardır. Evet. Gerçekten çok az insan var. Ve tacizin de erkeği kadını yok. Yok. Kadına taciz edildiğinde nasıl ayaklanıyorsak. Çocuğa. Erkek çocukları için de aynı şey söz konusu.